Sevgili öğrencilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan Gezmeyi Seven Ağaç adlı metnin etkinlik sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Dilerseniz hazırlık sorularını cevaplandırmayla başlayalım. İnsanlarla ağaçların ortak özellikleri nelerdir? İkisi de canlı varlıklardır. İkisi de doğar, büyür ve ölürler. İkisinde yaşamak için suya ihtiyacı vardır. Canınız sıkıldığında neler yaparsınız? Arkadaşlarımla oyun oynarım, televizyon izlerim annem babam veya kardeşimle sohbet ederim arkadaşlar gezmeyi seven ağaç metnini e, videonun bu bölümünü durdurarak izleyebilirsiniz yazarımız Aytül Akal kısaltılmış bir şekilde metnimiz kaleme alınmış birinci etkinliğimizle başlayalım kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlük defterine ekleyiniz Dam kelimesinin anlamı yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm. Kök kelimesinin anlamı bitkileri toprağa bağlayan topraktaki besi maddelerinin emmesini yarayan klorofilsiz bölüm. Dere kelimesinin anlamı genellikle yazın kuruyan küçük akarsu. İkinci etkinliğimiz soruları metne göre cevaplayınız. Gezmeyi seven ağaç neler yapmak istermiş? Çocuklar gibi koşup oynamak, dağlara tırmanmak, denizde yüzmek istermiş. Rüzgar, gezmeyi seven ağaca ne sormuş? Neden bu kadar üzgün olduğunu sormuş. Gezmeyi seven ağaç neden üzgünmüş? Toprağa çakılıp kaldığı, diğer canlılar gibi yürüyemediği, koşamadığı, yüzemediği ve uçamadığı için üzülüyormuş. Rüzgar, gezmeyi seven ağacın üzüntüsü nasıl gidermiş? Yapraklarını ağacın kesmek istediği diğerleri götürerek gidermiş. Gezmeyi seven ağacın yaprakları neden dökülmüş? Rüzgar ağacın yapraklarını tek tek bir yerlere götürdüğü için dökülmüş. Evet sevgili öğrencilerimiz şimdi üçüncü etkinliğimize geçebiliriz. Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız. Metnin konusu bir ağacın gezme isteği. Metnin ana fikri umudumuzu hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Dördüncü etkinliğimiz. Metne uygun iki başlık rüzgar ile ağaç, ağacın yaprakları şeklinde iki başlık yazabiliriz. Beşinci etkinliğimiz, okuduğunuz metinden harekette iki soru yazıp sınıfta arkadaşlarınız sorunuz. Ağaç neleri merak edermiş, ağaç yapraklarının döküldüğünü niçin üzülmemiş şeklinde iki soru sorulabilir. Altıncı etkinliğimiz, hikaye unsurlarını yazınız. Hikaye unsurları denince arkadaşlar olay, kişiler, zaman ve yer aklımıza gelecek. Olay bir ağacın yeni yerler görmek istemesi ve rüzgar ona yardım etmek istemesi. Kişiler, ağaç ve rüzgar zaman yaz mevsiminin sonları. Yer ise yemişil bir bahçe. Yedinci etkinliğimiz. Siz rüzgarın yerinde olsaydınız ağacı mutlu etmek için neler yapardınız? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Ben rüzgarın yerinde olsaydım ağacın istediği her şeyi eserek yerine getirirdim. Kitabımızın bölümlerini tanıyalım. Arkadaşlar içindekiler kaynakça ve sözlük bölümü var. İçindekiler bölümü kitapta işlenen tema ve metinleri gösteren bölümdür. Sözlük bölümü bilinmeyen kelimelerin anlamlarının yazıldığı bölümdür. Kaynakça bölümü kitaptaki metinlerin nereden alındığını belirten bölümdür. Dokuzuncu etkinliğimiz. Kelimeleri eş anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz. Arkadaşlar eşleştirdiğimiz zaman G, F, C, B, I, D, A, e, e, I, J, H ve Ç kelimelerini yazmanız gerekmektedir. Bunları sırasıyla bu şekilde eşleştirebilirsiniz. Videomuzun bu bölümünü durdurarak arkadaşlar e, defterinizde yazabilirsiniz. 10. etkinliğimiz alfabemizi büyük harflerle yazınız. E, kitabımızın bu bölümünü açıp arkadaşlar alfabemizi sırasıyla yani 29 harfi sırayla yazmalısınız. 11. etkinlik bir önceki etkinlikte numaralandırılmış harfleri kullanarak şifrelenmiş kelimeleri bulunuz. Arkadaşlar birinci şifremiz usta, ikincisi yapı, üçüncüsü ise duvar olacak. Sevgili öğrencilerimiz bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvelce YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı sınıftaki arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayınız. Evvelcap.com web sitemizi ziyaretinizi bekleriz. Evvel Cevap ailesinden saygılar, selamlar.